Türk dünyasının kültürünü ve kültürel ögelerini yine bu kitabında anlatıyor. Avrasya gelişim perspektifleri açısından Türk devletlerinin durumudur ifade ediyor, anlatıyor. Çok bu yolla baktığımızda kişi başına düşen doğal kaynak hacmi adam başına 4 defa farklı yapar. Şimdi küreselleşmenin ilden ile hatta ay bay gün be gün hızlaştığı bir zamanda biz Türkler talihimizi, gelecek talihimizi nerede, kiminle, nasıl göreceğiz, nasıl görürüz? Bu yönde dünyanın çok farklı bölgelerinde insanlar fikirler oluşturur. Ve her birinizin bu mevzuda herhangi bir suallarınız, sorularınız olursa cevaplandırmaya da her zaman hazırım. Во-первых, одна проблема чисто региональная, потому что, допустим, в рамках Центральной Азии, с тех пор, как мы имеем независимость, прошло 25 лет. Eğer bütün Türk devletlerinin sınırlarını hatla çizmiş olsanız, bir tane bizi ayıran Hazar Denizi'di. Dünyası Rusça ile iletişim kurmasın mesela. Evet. Türkçe ile önceden Çağatayca'yı mesela ortak dil olarak kullanmış bütün Türk dünyası. Avrupa Birliği'nin üyesi olan devletler aynı köşten, bizim gibi aynı köşten olan devletler tercümeci vasıtasıyla konuşurlar. Ben buraya gelen bir yıl oldu. Kırgızistan, Özbekistan'da sınır sorunu yaşıyor hala. Bu tür ekonomi ilişkilerimiz şu anda zayıftır. Doğru. Ama eğer biz amaç olarak Türk halklarının yakınlaşmasını, Türk devletlerinin yavaş yavaş tedricen bir platformaya gelmesini istediyse o zaman bunu anlaya anlaya ekonomik kurumlarımız, hükümetlerimiz bu şeylere doğru bir adım atmalıdır. Bu güç merkezleri de tehdit olarak algılıyor ve muhakkak ki mücadele edecektir oluşmaması için. Fakat çok Türk bilim akademilerinin bir ittifakı var, birliği var. Yani Avrupa'da böyle başladı. Bir küçük birliklerle tam böyle gayri hükümet yani sivil toplum örgütü. NGO olarak formalaştı ve sonunda bu devlet kurumlarına sirayet etti, geçti. Siz siyaklı uzmanlar, usulaklı vardır, birikip durur misal için. Birinci beş yıllıkta evnelerde cazaş gerektirir. Türk devletler zirvesine dönüştü. Arkasından evet. Da Türk genişi oluştu. En etkili alan halkların yakınlaşmasıdır. Onun için de evet siyasetçilerden şunu bekliyoruz. Halkların birbirine yaklaşması için bariyerleri kaldıralım. Bu büyük Türk dünyasında mutlu bir gelecek için, kızıl elma için yola çıkan kervan kararlılıkla yürüyüşüne devam edecek. Çok değerli bilim adamları bu ortak hafızaya bir hizmet yaptılar. Türk çok ismiyle. Çok buyurun efendim. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sayın Rektör.